TRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Yine haftanın son gününde de sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi programımızda bugün hayırlı cumalar dileyerek başlayalım efendim. Hayırlı cumalar olsun. Evinizden bereketiniz, aşınız, sofranızdan aşınız eksik olmasın inşallah diye böyle güzel temennilerle başlayalım. Ve tabii ki de TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atoğullah Arvas'a da bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk Hayırlı efendim. Cumalar. iyi günler diliyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Sizin ve bütün seyircilerimizin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin inşallah. Evet bugün yine gündeme ve hayata dair haberlerimiz olacak. Sizleri de aramanızı bekliyoruz konuştuğumuz konularla ilgili sizlerden yorumlarınızı duymak istiyoruz efendim. Bunun için canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Instagram sayfamızdan TGT EU TV'den de yazabilirsiniz. Oradan da mesajlarınızı okurum. Mesajınız olabilir, sorunuz olabilir ya da bir konuyla e, fikriniz, yorumunuz olabilir. Her şey kabulümüzdür. Yeter, yeter ki sizinle böyle karşılıklı iletişim halinde olalım. Bir de WhatsApp numaramız var biliyorsunuz. Oraya da istiyoruz ki güzel görüntüler olsun, güzel fotoğraflar olsun ailenizin ya da mutfakta yemek yaparken güzel güzel videolar olsun. Biz de buradan paylaşalım, yayınlayalım, biz de sizleri görelim. 0549 454 7085'te WhatsApp numaramız. Evet hayata ve gündeme dair haberlerimiz var. Efendim bugünle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Başlayalım mı? Valla bugün cuma, <laughs> cuma bugün yönetmenim ben de hutbelerin Türkçe okunmasını istiyorum. Hmm. Zaten Türkçe mi okunuyordu çok affedersiniz ya, karıştırdım ben yani bir şey söylemiş gibi falan evet ortalıkta bir malayani böyle bir tartışma var da ben o tartışmaya girmek istemiyorum ama evet. ben de hani demişler ya ne istiyorsunuz böyle bazı vekiller tartışıyormuş mecliste bizim bir vekil de tabii uyuklamış o arada bir anda bağrışmalara şey yapmış uyanmış hmm. demiş efendim hayırdır siz ne istiyorsunuz? Ben de demiş bizim oraya demiş de işte bunların bunların yapılmasını istiyorum efendim demiş. Yani sizin coğrafyada böyle bir şey yok ki demiş. Ya bu farklı bir şey isteniyor falan. Olsun demiş ben de istiyorum. Şimdi ben de yanlış bir şey istedim. Yani Mevlid'in Türkçe okunmasını şey çok affedersiniz. <laughs> Hutbenin Türkçe okunmasını istedim. Zaten Türkçe okunuyor. Evet. evet. Türkçe okunması gerekenler Türkçe okunuyor efendim. Okunması gerekmeyenler okunmuyor. Evet. Evet, peki gündemle Baş... Gündem <laughs> Gündemle başlayalım o zaman. Abi. Başlığımız şöyle. Aşı olmayana iş yok. Hemen şimdi ayrıntısını okuyacağım. İş yerleri çalışanlara aşı mecburiyeti getirebilir mi? Evet. Sorusunun cevabını hukukçulardan aldık. Türkiye'de aşı mecburiyeti yok. Ancak işverenler çalışanlarını korumak için personelden aşı olmasını isteyebilir. Peki çalışan aşıya direnirse, karşı çıkarsa ne olur? Avukat Mehtap Demirhan, işçi tedaviye karşı çıkar, karantinaya uymaz ya da aşı olmazsa işverene fesih hakkı doğar dedi. Evet, iş yerinin böyle bir hakkı varmış. Evet, ee... Fesi, fesihe kadar götürebilir. Aha. Neden biliyor musunuz? Bakın maskeden başladık, maskeye direndik. Bazılarımız, hepimiz değil de direnenler ceza yedi. Cezanın dışında toplum tepki gösterdi. Mesela bir metrobüste, otobüste, tramvayda, toplu taşım araçlarında, hülasa hepsinde. Evet masksiz birisini gördüğümüzde şöyle yapıyoruz. Yukarı aşağı çek falan ha, evet, diye. doğru. Yani taban hareketiyle vatandaş karşı çıktı. Evet. Tabii. <laughs> şimdi bu da öyle. Mesela bu hes kodu verildi. Hı hı. Şimdi hes kodu şimdi mecburi oldu Tabii Bakın, ben bu... spor salonuna girerken hes koduyla ha, girdim. Şimdi ayın 10'unda, toplu 10'unda mı 15'inde yanlış olmasın işte yani Ocak ayının hı hı. Evet onun... evet Ocak ayında. Evet Ocak ayının ilk haftasından hemen sonra neyse Efendim şey yapacaksınız, HES koduyla toplu taşıma araçlarına bineceksiniz. O İstanbul kartlarla Gayet e, uyumlanacak çünkü. Evet, o İstanbul kartı basmaz o zaman. Yani Aha. sizin İstanbul kartınız var, ha. içeri girmezsiniz. Bu evet. vasıtaya, o araca binmezseniz seyahat edemezsiniz efendim. Hı hı. Yolda kalırsınız yani, söyleyeyim ben bunu. Şimdi ben bunu bir ay önce bunları söyledim. Dedim ki, Şimdi aşı olmayarım. Neden aşı olacağım? Aşı olmayayım efendim. Bu aşıda işte kısıllık yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yok çip var vesaire. Barkod varmış. Çip yok. Barkod. Yani evet. yani ne, ne kadar, ne zaman üretilmiş, üretim tarihi ve geçerlilik süresine dair bir barkod var. O barkod var. Çip yok yani. Bir yerlerinize çip takılmıyor. O ancak filmlerde oluyor. Ajanlık filmlerinde bilhassa. Ajan filmlerinde o çok olur. Tevatür şeklinde devam edilir. Ve sinema sanatı bunu ciddi bir şekilde, abartılı bir şekilde e, e, şey yansıyor, hı hı. E, sahneye yansıtıyor efendim. Bizim de ekranlarımıza geliyor. Ya sinemada seyrediyoruz ya da televizyonlarda. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi bu e, tabii de aşı meselesi de gelince aşıda ben bir ay önce söyledim. Siz hatırlıyorsunuz dedim. Hı hı. Bak bu aşıyı olduk olduk olmadık yarın. AVM'ye almayacaklar, markete almayacaklar, uçağa almayacaklar. Evet. Aşı var mı, yok mu? Aşı oldunuz mu, olmadınız mı derler. Hı hı. Hadi bu kurumları idare edenler ya da bu iş adamları falan demezlerse bile, AVM'deki bir vatandaş, siz şey yaptınız mı, aşı yaptınız mı efendim? Aa aşısız olanlar var aramızda diyecekler. Ya da uçağa bin, binince bir tufan kopacak. Yani taban size tepki gösterecek. Bu da onun gibi bir evet. şey. Patron adamı işe alabilir. Ya tamam, ama işte ne yapalım? aşı olmuyor. Hı hı. Böyle bir mecburiyet de yok. Şimdi çalışan arkadaşları, çalışma arkadaşları diyecekler ki, kardeş hoş geldin aramızda. Tornacı ya da başka birisi ya da benim gibi eee konuşarak şeyini, maişetini temin eden bir gazeteci gibi birader. Kardeş, sen aşı oldun mu falan? Yok kardeşim, ben karşıyım, olmuyorum. Vallahi kusura bakma. Bizim burada çalışamazsın. Çalıştırdın, çalışmadın o iş yerinde huzursuzluk olur. Yani insanlar ben aşı olmadım aşıya karşıyım. Herkes aşı olmuş. Aşıdan başka da bir koruma yöntemi yok şimdi bugün. Ne diyelim? yalanda değil bu. Yani ne yapacaksınız? Tedavi olmak için ilaç kullanırsınız ama evet. aşı sizi koruyacak. koruyacak. Bir, bir bağışıklık sağlayacak. Şimdi bu taban hareketiyle herkes aşı olmak zorunda kalacak. Ben gene bunu da söyleyeyim. A evet. Yani Hep vatan... baştan beri aynı şey. Tabii tabii ben söylüyorum. Yani çalışma arkadaşlarınız toplum size tepki gösterecek. Hı hı. Patron istese de dekan, rektör ya da polis müdürü falan. Ya arkadaş işte olmamış ne yapalım falan böyle bir mecburiyet de yok. Olmaz amirim falan derler. Olmaz hocam biz hepimiz olduk bu da olacak. Hı hı. Yoksa bu bulaşı o bir yerden kapar getirir bize veyahut da burada bir şekilde bize bulaştırır. Ya da böyle bir hastanın aramızda olmasını hasta adayının. Bulaşı adayının aramızda olmasını istemiyoruz evet. Bak, diyecekler. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne diyor? Çin aşısının pazartesi günü Türkiye'de olacağını ve ilk etapta 9 milyon kişiye uygulanacağını e, uygulanacağını açıkladı. Bu aşının ülkemizdeki faz 3 çalışmalarına göre etkinliği ise %91.25 çıktı. Yani aşının etkinliği %91.25 Buyurun efendim. Yani demek ki bir etkisi de var. Yani bunu bu aşı eski usullerle yöntemlerle, formatla üretilen bir aşı. Biz aşının nasıl üretildiğini biliyoruz bu aşının. Tabii Avrupa'da şimdi özellikle Türk bilim adamları yeni yöntemlerle o aşıyı buldular. Şükürler olsun. Şimdi herkes bu iki Türk efendim profesör ya, ne olur bize evet. çare olur. Evet. Antisemitizm yerin dibine geçti mi geçti. Şimdi Türkler gelsin de bizi kurtarsın. Ana Türkler geliyor şeklinde eskiden korkuturlarmış. Türkleri böyle şey barbar bar göstermek için ama Türklere bakıyorsunuz. Yok Türkler Avrupa'nın işlerine ya da Avrupa'da işte milyonlarca insan birbirlerini kırmış, kendilerini birbirlerini kırmışlar. Böyle bir yol yöntem yok gittikleri yere adalet götürmüşler ama Türkler geliyor falan diye korkutmuşlar. Hı hı. Şimdi Türkler sizi kurtarmaya geliyor. İşte Almanya'da 3. ya da ikinci kuşak iki profesör bütün Avrupa'nın umudu oldu ya dünyanın umudu Kesinlikle oldu. aşıyı öyle. buldular. Şimdi adam diyor ki ben kanser üzerinde yıllardır çalışıyorum <laughs> ben. Kanseri önleyebilecek bir aşı üretmek istiyorum evet. diyor. Ay Helal iş, olsun. valla evet. Şimdi bu aşıyı tabii şeye göre e, vuracaklar. Tabii ee, ihtiyaç e, yani kronik hastalar, tabii sağlık çalışanları önce, sonrasında kronik hastalar. Ha. Tabii ki bir sıralama var. Yaşa göre etap de etap gelecek. Etap. Uh -huh. Fakat benim anlamadığım bir şey var. Ben onu okudum biraz da inceledim. Orada sanki söylemiyor sayın Sağlık Bakanı. Söylüyor mu bilmiyorum tabi devamında da baktım ama bazı portallerde var 18 ile 38 yaş bunlara hmm. e, öncelikle vurulsun vurulmasın ya da vurul, vurulacak diye bir şey yok bir nokta yok. Ben en gerilerdeyim o tabi bilmiyorum <laughs> artık <abi>. ben bana <laughs> hay bir zaman sıra geldi. 18 on, 18 ile 38 yaşındaki <laughs> yani bu aralıktaki <laughs> yaşlar yaşlara taşıyan gençlerimiz. Yani bunlar olacak mı olmayacak mı bunların ismi geçmiyor. Sanki evet. olmasa da olurlar. Ha, Bak 18, 18 ile 38 yaş 18. aralığı Dur. olmasa da olur. Bu da işin püf noktasıdır. Şurada bir 4-5 seneden kaçırdım olacağım. <laughs> Öyle mi? Ne yapacaksınız? Kadar kısmet artık. Her yaşın kendine gü güzelliği göre bir güzelliği var. var. Üzülmenize gerek yok. Evet ben üzülmüyorum. <laughs> Peki evet her dediğiniz gibi. Benim hemşerilerim şey. izliyormuş ta da solda. Öyle Daha mi? önce TRT 2'de ben bazı programlara katıldım Aha. tabii. Ya bu çocuğun saçları ne zaman beyaz? Ben beyaz oldu. Aa, onu diyen çocuk, yakışıyor. onu söyle, onu söyleyen delikanlı. <laughs> ben onun kundakta olduğunu hatırlıyorum tabii. ya <laughs> Tabii var. Ya, Aa ne zaman da abinin saçları böyle kırlaşmış, beyazlaşmış falan. Ama her saçı beyaz olan da dede zannetmemek lazım. Aa, tabii Sevgiler nasıl? sunuyorum ne özellikle hemşehrilerime. <laughs> Evet. Aa, lütfen o size bir ayrı bir karizma veriyor. Verir. Çok tabii. teşekkür ederim. Hiç. Allah razı Peki, olsun. Peki devam ediyoruz. Korona hastaları arasındaki inanılmaz fark. İlaç almayan hastanın nefesi kesiliyor. Bir hafta ilaç kullanmayan 55 yaşındaki hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişim tomografi değişimi tomografi sonuçları ortaya koydu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Samsun'daki yoğun bakım doluluk oranının %80 olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise oranın yüksek olmasını evlerde tedavi gören ko korona hastalarının ilaç kullanmamasına bağlıyor. Profesör Doktor Şevket Özkaya bir hafta ilaç kullanmayan bir koronavirüs hastasının akciğer tomografisini inceledi. İlk tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve bir hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki tomografisine bakıldığında ise ciğerlerinde e, farklılık yani yaygın böyle buzlu camlar ve hava yollarının hava yerine ciddi bir şekilde sıvıyla dolu olduğu görülmüş. Yani kullananla kullanmayan arasındaki fark. O zaman ne yapacağız? Tedavide en gerekli şey devletin verdiği ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmak. Buradan şimdi, ben bunu anlıyorum. Şimdi ben bir hastanenin idare müdürüne gittim. Buraya hı hı. çok yakın. 10 evet. dakikada bir yer. Hı hı. Gittim. Hakikaten tam bu olayı inceliyorlardı. Heh. Şimdi orada da bir tevatür var. Aşıda olduğu gibi. Efendim bu ilaçlar bizi rahatsız eder. Bizde farklı yan rahatsızlıklar oluşturur. Yan etkileri, var, etkileri mi? var falan. Böyle söyleyen Anadolu insanlarımız var. Ya Buna inanıyor. E her ilacın yan etkisi var tabii. Bu inkar edilemez. İlaçların yan etkisi olmaz Bütün mu? mı? var. Bütün ilaçların yan etkisi var ve orada hakikaten bu tür filmler vardı ben ekranda gördüm bir gözüme gördüm. Yani bir tarafta e, karaciğerdi değil mi o? Kara şeyde herhalde karaciğer. Tabii. O tabii, ci, tabii, tabi, şey ciğerlerde. Ciğerlerde. Akciğerler. Ak pardon, karaciğer değil. Akciğerlerde. Ak niye ak denilmiş? Karaciğerin tam tersine biraz daha aktır hakikaten hı hı. beyazdır. Orada akciğerler net görünüyor. Daha yeni adam hasta olmuş, gelmiş, çekmişler film var. Ilacını vermiş eve göndermişler. Hı hı. Adam bir hafta ya da 10 gün sonra ağırlaşıyor. Evet. Geliyor tabii. Ciğer e, tomografisini tekrar çekmişler, ortaya koymuşlar, bakmışlar ki ben gördüm onu. Böyle hani bir bulut çöker ya. Hı hı. Kendinizi uçakta zannedin. O uçak efendim, ineceğiniz şehrin üzerini böyle bir kaplamış şehri görmüyorsunuz. Siz uçağa binince bazen böyle bulut şeylerine evet. dek gelmişsiniz. Evet, aynen. Her taraf günlük yürüştanlık. Ee, hakikaten... Ama bulutlar üste çıktığı için şehri göremiyorsunuz. Aynen için. öyle bulutlanmış. Oo. Hayır cam kırıkları gibi falan evet. bir şeyler tarif bu, ediliyor. Böyle buzlu cam gibi. Buzlu cam gibi işte bu. Yani aynen bulut gibi yani. Böyle çökmüş siz neredeyse ciğeri göremiyorsunuz. Evet, evet. yani bir fiziki şeyleri belli. Evet bir ciğere bakıyorsunuz akciğere falan. Ve fakat hı hı. şey yok yani göremiyorsunuz neredeyse puslanmış hı hı. bulut çökmüş sanki üzerine. E bu ilaçları kullanın kardeşim yani kullanmadın ne oldu bir hafta sonra geldin bu da senin yoğun bakımı evet, aldılar kesinlikle Olmaz yani bir şey e, hayatını yani. bile kayb kaybedenlerin bence çoğu ilaç kullanmayı reddedenlerden şimdi bunu söyleyen bir bilim adamı tabii, bir tabii. profesör benim orada şey konuştuğum bir iki tane doktor vardı konularında o profesör, zaman. doktor. adam şey, diyor profesör. ki yani adam diyor ki başka çaresi yok tedavi olmak istiyorsa bile mesela grip diğer normal grip hastalıklarında bile Gidiyorlar bir ateş ağrı Efendim kesici ilaçlar <laughs> evet, veriyor terleyebileceğiniz ateşinizin düşüre, düşüreceği bir ilaç veriyorlar bu ilaçların hepsinin az ya da çok yan etkileri var ama bu hastalıkta tedavi olmanın da başka bir çaresi yok birileri diyor ki abi bol bol işte sabah çıkarken bir kaşık bal yiyin Evet işte şu <laughs> bitki suyu şu evet. falan bunlar doğru hani bu bunlar bizi inkar de... etmiyoruz çok derin yani de saygı tedaviler. duyuyorum tabii. Alternatif tedaviler. Hayır bunlardan. yani özellikle korumak adına kesinlikle. bunları almak lazım ama hasta olduktan sonra hakikaten bu ilaçları almak zorundasınız. Aksi takdirde çok kötü oluyorsunuz. Böyle tevatür şeklinde kulaktan kulağa efendim bu zarar verir size. Bunların yan etkileri çokmuş. E ne olacak kardeşim? Nasıl iyileşeceğim ben? İyileşmiyorsun bu ilacı Hı -hı. almadan. Evet Şimdi kesinlikle. Boğazınız boğazınız doldu. Ee, İlmemesi yollarınızda... lazım Yani ciğerleri tabii, inmeden Onu cid... ilaçlarla tedavi tabii etmek lazım Ciddi bir şekilde iltihaplanma var Ya da dişlerinizde ağzında iltihaplanma <laughs> var Gidiyorsun diş hekimine diyor ki evet. Şu antibiyotiği al Bunlar kardeşim ondan, ondan sonra, sonra gel, gel. Antibiyotiğin zararı yok mu? Bağlı gibi var. Hem, of, var. hem de nasıl var? Bir de rastgele kullananlar var. Aman efendim işte evet. şurada atıyor. A evet. O da çok tehlikeli. Aha tabii bir ara ben da. de öyleydim biliyor musunuz? Yani evet. biraz hasta olduğumu hissetsem hemen antibiyotik asla birkaç senedir yapmıyorum. Cebinizde sarabasın kartı var. Ee, yapmıyorum yani, artık. Ha, zaten e, eczaneler e, doktor yazmadığı sürece artık vermiyor. Hani eskiden evet, alıyorduk şimdi, ya eczaneden. Tabii o alıyoruz direkt. Ama artık ee, yapmıyorum. Şimdi evet. bir de bünyenin kabul ettiği etmediği antibiyotikler Hı -hı. var. Orada tabii. kan kanlı tahli ediliyor. O kan tahlinden sonra ha bu hastamıza şu antibiyotiği vereceğiz. Onlarca e, tür antibiyotik var tabii. Kesinlikle. Evet. Size binlik verirler, bana 500 tabii, tabii. gerekir. O yüzden hayır, kesinlikle bir de farklı bilinçsizce tabii. antibiyotik kullanımı evet. hayır. Farkı mark farklı ürünler, farklı marklar var, şeyler falan. Onları verirler. Yani o sizin bünyenize uygun olan evet. antibiyotiği verir. Kesinlikle evet. doğrusu bu. Evet devam ediyoruz. Zeytinburnu'nda koronavirüs denetimi. Koronavirüse karşı ekipler Zeytinburnu'nda denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe, fahiş fiyat gibi birçok alanda da denetim yaptı. Evet, sıkılaşıyor. İyice denetimler artık sıklaşıyor. Şimdi çok güzel bu. Denetimsiz olmaz. Kimse kendisini efendim hani böyle değneksiz köy zanneder gibi devam etmesin. Zeytinburnu İstanbul'un değil, Türkiye'nin bir fotoğrafıdır. Hı hı. Hatta Akraba topluluklarımızın da efendim, buradan gelen bu devletlerden gelen efendim insanların yaşadığı bir yer, yani zeytin burnunda, şarttan Garba kadar hmm, Afrika'dan yani, Türkistan'a kadar insanlar yaşıyor ee, ve silikülasyon şeklinde sürekli hı hı. değişiyor, gidenler oluyor, gelenler oluyor ciddi şikayetler vardı. Sanıyorum polis, zabıta, herkes orada bir görev üstlendi. E, kontroller var. Yani sadece zabıtanın işi değil. Polis de burayı takip ediyor. Tabii. Her bağlamda takip ediyor. Emliyet Zeytin müdürü. bunu da böyle. ilçe emniyet müdürlüğüyle zabıta aynen bir arada. Zeytin da böyle renkli bir ilçemiz ve i̇lçe, e, çok evet. da büyük bir ilçe tabii. E, e, nüfus sirkülasyonu çok. Evet, akraba e, topluluklardan da ülkelerden de insanlar geliyor. E, dikkat etmek lazım tabii taşıyıcı olanlar vardır yani Afganlı akrabalarımız çok burada mesela. Evet. Türkmenistan'da gelenler var. Ermenistan'da mesela gelip burada iş yapıp 6 ay ya da 3 3 ay iş yapıp çalışıp gidiyorlar. bir giriş yapıyorlar Ermenistan'a tekrar geliyorlar. Hmm. Böyle tabii yani coğrafyadaki bizim coğrafyamızda birçok ülkeden insan gelir Zeytinburnu'na. Ayrıca dediğim gibi Van'dan Tutun Edirne'ye kadar hem şehirlerimizin de burada yoğunluğu vardır. Yani. Evet. evet. Kesinlikle dikkat etmeye devam ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen. Şimdi maske, mesafe, hijyenin dikkat edilmediği bir yerden bahsediyorum. Şimdi en sizlere... önemli yöntemdir o biliyor musunuz? Evet. Maske, mesafe, evet. hijyen. Evet. Ama bakın şimdi öyle bir görüntüler gelecek ki ekrana pes diyeceksin. <laughs> Sosyal mesafesiz milli piyango kuyruğu. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ödüle sahip olma umuduyla bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla gişesine gelenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Koronavirüse davetiye çıkartan gişe kuyruğu havadan görüntülen görüntülendi. Üf. Evet şimdi göreceksiniz inanılır gibi değil. Hani yılbaşı bileti almak için de bir insan sağlığını nasıl hani ya bir şey olmaz diyorlar maskeden dolayı. Ben anlamıyorum gerçekten de. Şimdi kuyruğa bakın yani. Evet, şimdi ben size bir defa bir şey söyleyeyim. Bu milli piyangonun e, şeyini gerçekliğini söyleyeyim. Bir milyonda bir kişi, yani olabilir. Evet. E, bir milyonda bir kişi birkaç rakam tutturabilir. Hı. Son rakamını ya da son şeylerini Ama çıkmaz. Hayır, yani şunu <laughs> demek istiyorum. Bütün bir millet olarak El sanki evet. umudumuzu buraya bağladık. Aynen. Buradaki kuyruklara bakın. Bu her sene böyle olur. Her sene. Nimet yani, abla özellikle burası tabii, değil mi? O, o, Bakar an... mısınız kuyruğa Atabey? Burada e, o dediğiniz o büfe Ankara'da da e, şeyde Kızılay'da farklı bir e, büfe hmm. var. Ulus'ta da var tabii böyle meşhur. İzmir'de farklı semtlerimizde Hı -hı. vardır. Ama bütün bir millet olarak umudumuzu eğer buna bağladıysak <laughs> yani hakikaten vay halimize. Ama şu görüntü ya, gerçekten orayı. komik. Hani ekmek kuyruğu mu yemek kuyruğu mu ee, hani... Eskiden kuyruğa girip işte yağlar mağlar alınmıştan. Tamam, o ne? Karın doyurmak için bu ne kuyruğu? Şimdi bakın Piyango ben size kuyruğu. bir şey söyleyeyim. Metrelerce kuyruk. Yani o 500-600 metre. Tabii sokağa giriyorsunuz e, vakıf katılım nerede? Evet, yani e, orada. yeni caminin dibinde daha var yani. Bak aa, yeni cami neredeyse. Şimdi açmış. Orayı. Evet bakın nereye geliyor? Sokağın içine kadar geliyorsunuz. Bakın devam ediyor. Yani Mısır e, çarşısı var ya. Oradan başlamış sanki. Ah, o buralardan ah. başlayıp geliyor. He. Yani nasıl olur ha, bu bilemiyorum. Bu kadar ayakta hadi bırakın hastalığı hastalık olmasa da bu kadar durulur mu ya Yani bu çok çok ciddi hayallerimiz var. ki şimdi hastalık var. Hemen köşe de, dönmeceler, zengin Oradan olayım. Oradan mı çıkacak başka yerden alsın? Ama işte yani burası dediğimiz gibi meşhur hmm. demiş ya markalaşmış. Hmm, evet. Bir marka değeri var işte buradan aldık. Orası olacak falan. Geçen yıl mı, önceki yıl Üsküdar'da vapurun dibinde bu biletleri satan bir vatandaş da çıktı. Tabii oradan alan bir, bir vatandaş çıktı tabii. Ama yani dediğim gibi milyonda bir yani. bir rakam son bir rakamının son iki rakamını tutturduğunuz bir bilet için. Bu kadar kuyrukta beklemek, Ay, bu kadar hayalci... Ay hiç sosyal mesafede yok yalnız. Şimdi Hepsi yukarıdan iç içe. anlaşılmıyor da iç içe. Tabii şimdi Ne o maske var? Açtırıyor. Olmaz. Hayır ya. Ne? Vallahi, Böyle bir şey için riske atmaya bak, değer mi Allah'ın ab aşkına? Ablanın körkü, mülkü her şeyi var ama daha fazla kazanmak, daha fazla <laughs> Ay, götürmek tabii. lazım. Bak sana abla yani eee Kürküne. Bak. Allah aşkına Fıratcığım bir aç sana ne göstereceğim. Makyajı da yok. Üzüldüm şahsen. Biz evet. boşuna bu tedbirleri alıyoruz o zaman. Ha. Evet. Ha karşı kuyrukta çıkıyor. Helal olsun. Tarafta şey bak abla sesini duyalım. Tamam. Biz de zannettik ki ne ne biz de zanettik ki orada kuyrukta karşı çıkanlardan. Evet. Yani niye bu şeyi yaptınız? Helal olsun. Doğru evet. söylüyor. Herkes risk alıyor. Evet. O kadar kalabalık kaç kişi vardır sizce o kuyrukta aşağı yukarı? Yani şöyle baktığınızda sanıyorum o kuyruk tabii eğer Mısır çarşısından dolayı geliyorsa Aha. ötesini bilmiyoruz. Kuyruk oh, nereden oh, başladı? Oh. Belki <laughs> Dikili taş'tan şeyden dolayı geliyor. Çemberli taş'tan dolayı geliyor Aman. belki oraya doğru. Yani binlerle ifade edebiliriz. Baksana oh, bir, bir, oh, yani oh, kaç sıra oluşmuş oh, oh. yani ne 2 3 sıra burada da dolu. de yok öyle bekliyorlar yani yoksa o kadar hani zaman yetmiyor bize. Ve ben üzülüyorsunuz Bin, bakın. Yani an. bakın şurada e, çoğu da genç yani. Evet, evet bir, bir bir abimiz de var orada. E, ama çoğu genç şöyle baktığınızda. Bak orada bir teyzem var. Teyzem de kuyrukta. Ah, Aman Allah'ım ah, ya Rabbim. Allah Allah. Ya. Hani o bir şeyleri de verdik biliyorsunuz indirim. Evet. mağaza indirim yapmış kuyruklar vardı her yerde kuyruk. her yerde kuyruk yani e, ama bunlar var kuyruğu yok kuyruğu değil siz demin bir kuyruktan bahsettiniz evet. ya benim e, rahmetli halam telefon açtı çalıştığım iş yerinde dedi ki ata dedi şey yok dedi e, tüp yok dedi yani hmm. e, bülende dedi bir tüp lazım bu böyle küçük tüpler var ya iş yerine götürüyor da falan ya dek gelirse ben çocuklar da şöyle kim bulursa getirsin üç tane mi getirdiniz alın gelin falan hmm. Ben kuyruğa girdim vezneciler kız öğrenci yurdu var orada eskiden minibüsler kalkıyordu e, halk minibüsleri falan dop kapı dop kapı dop kapı bak sarayak sarayak saray oradan bir kuyruğa girdim e, bir 500 ya da 600 metre vefaya çünkü gittik vefaya vefa bozacısına doğru gidiyoruz e, çay çıktı o, o zaman cep telefonda yok mu Allah çay dağılayım mı falan sonra düşün dedim ki ya her şey lazım yok çünkü ne yapacaksın yokluk yılları <laughs> Kıtlık yılları. Evet. Çay aldım. İki tane istedim. Adam bana bir paket çay verdi. Hmm. Ne yapayım işte yani. Götürdüm. Halam ona da sevdi. Ha. Evladım biz çayı severiz dedi. Ee, Ama Metin abi almış. Ee, bir yerde o bir kuyruğa girmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kuyruğu diye soramazsınız. Başını <laughs> bilmiyorsunuz. Yüzlerce metre Eyvah ya da bir kilometre. O tüpü yakalamış. Onun elinde tip vardı. <laughs> en işte güzel kuyruk, yani kuyruk deyince aklıma şey geliyor. Hani Ramazan'da iftara böyle 10 dakika kala pide kuyruğu. Ya o da var. Onu da yaşayamadık o, gerçi yani bu yıl. Yaşayamadık hakikaten. Geçtiğimiz yıl yaşayamadık. O, o da ayrı bir şey yani. Niye? O sıcacık <laughs> pide illaki sıcak ama sıcacık dumanı çıkacak. benim de neye girdim. Tabii yani. 10 dakika önce. Bir de var. Ondan sonra iftar koyrukları var <laughs> çadırlarda kuyrukları falan. Var. Tabii şimdi de var kuyruk. Evet, ya şimdi şu de iftarda bir bulunayım diye. Kuyruğu bir de tabii siz de tabii bir bir sanat erbabısınız. Aynı zamanda tabii. tiyatroda yapıyorsunuz. Hı. Şimdi bir de sanatçılarımız var. Öyle zengin zengin tüccar sanatçılarımız. Hı orada bir dizilirler televizyonlarda orada efendim bugünkü iftar işte şu hanımefendinin, şu evet. beyefendinin şu abimizin diye halbuki bir elin verdiğini diğer el, el duymayacak duymaz. ya o Doğru. iftarda o parayı verdin çek git ama orada duruyor yani abimiz ya da Doğru. ablamız evet, evet. bütün haşmetiyle etrafıyla falan orayı renklendiriyor Bugün ben bu hayırda bulundum diye. Evet. Ne alakası var ya? Aynen. Ya artık her şey o kadar çok sosyal medyadan paylaşılıyor Şov ki. Çok yapmanın bir anlamı yok. Evet, e, evet artık şova döndü bazı Tabii şeyler ya, ama etsin. bazı ünlülerin de o kadar yardım yapıyorlar duymuyoruz bile. Ha o çok güzel. Duymuyoruz ismi. bile. Öyle olsun o bence zaten. Bence makbul o. Yani Aynen işte öyle. adamın birisi çıkıyor bir semtten 10 tane bakkal dolaşıyor, 100 kişinin burcunu ödüyor, çekip gidiyor adam. Ya. Yani ne kadar yetkinse evet. bilmiyor yani. Evet. Evet. Peki devam ediyoruz. Ankara'da araçlar kızak gibi kaydı. Başkentli mevsimin ilk karı düştü. Zaman zaman tipiye dönüşen kar, yollar tuzlanmadığı için sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik durdu. Buzda kayan çok sayıda araç birbirine girdi. Şimdi bir Ankara görüntümüz var. Kar yağıyor, yağıyor. Kar yağıyor. Ilk, yılın ilk karı. Tabii Bakalım İstanbul'a yağacak mı? Yılın ilk karı ne zaman yağacak? Bir Havada... Bak. Dışarıda fena değil. Eyvah, <laughs> <Geliyor>. Eyvah. <laughs> ama Aman Allah'ım. Allah şimdi hey. bak nerelere girdi. İyi ki o evin <laughs> altına girmedi. Düşün yani camdan içeri gir. Vatandaş orada oturuyor. Çocuklar Ya çocuk bunlar. birisi olsa? Allah. Tabii Ne arabalar götürdü. Bak lüks lüks araçlar. Bu da kayıyor şimdi. Ama bu minibüsçü esnafı sanki kurtaracak bunu. Bu biraz daha profesyonel gibi. Ah, ah. Basmıyor, vitesi küçültüyor. Gaza da basmıyor, aşağı doğru geliyor. Bu galiba kurtaracak gibi. Yavaş yavaş iniyor. Daha yavaş. E, ee, evet. Tabii şimdi Erzurum'da şoförlük kaptanlık yapan ile taksi Ankara'da ya da İstanbul'da taksi esnafı minibüs şoförü farklı. Oh. minibüs esnafını bu günlerden arıyoruz zaten. Böylesi karlı, boranlı, yağmurlu, çamurlu günlerde onlar efendim, bizi bir yerlere ulaştırıyorlar. Allah eksikliklerini vermesin. Şimdi e, İy, evet kar lastikleri ya da işte o kar aparatları şimdi, olsaydı bu kadar şimdi, böyle kaymazdı tabii ki. Belki de. kar lastikleri vardır ya da yoktur ya da... ama bir şey daha aklıma geliyor Mansur Başkan, bak sevgili Mansur yavaş kıymetli kardeşim. <laughs> E muhalefet yapmıyorum. E, zaten kendin de beyanat vermişsin. Ya biz böyle aniden bastıracağını bilmiyorduk ama öyle değil. Meteoroloji Hı. haber verdi. Abi evet, meteoroloji Bir haftadır konuşuyor. Her şeyi, evet. E hadi diyelim ya bu senin ilk sene aslında ilk sene değil ikinci yıla da evriliyor. Senin bürokratların çalıştığın o daire başkanı karla mücadele neyse kim bakıyorsa bu arkadaş sağa sola neden efendim şeyi bırakmadı e, tuz bırakmadı en azından serpmeseler evet. bile bu vatandaş seper, bu şekilde devam ederdi. Ben İstanbul'da da gördüm, Ankara'da da gördüm geçmişte. Bu hem tuzlanırdı hem de kenarlara böyle tuzlar konulurdu eğer hmm. yani çok fazla ise vatandaşın kayıyor? kendisi. Bu şimdi yavaş yavaş gidiyor. Yani bu da e, eski bir araç nasıl gidecek bilemiyorum. Vallahi savruluyor. Ama ya demin gördünüz bay, o görselleri, ilk o görüntüleri. Yani Lüks araçlar. Onlar. Bir BMW, bir Mercedes. Oh. Son model Mercedes'e evet. vurdu hem de göbekten dağıldı yani. Pelt oldu araç. Şimdi bu bakalım ne olacak yani. Evet yani belediyelerin, e, yerel yönetici, Hı. yöneticiden bak şimdi bu kadar evet. güzel. evet da sepecektiniz evet. efendim ki akşamdan. Hiçbir hasar olmasa ya es, olmadan eski önce. Eski Türkiye değil bu bu araçlarımız var. Belediyelerin elinde çok ciddi imkanlar var Hı -hı. Eski şey Bakın Tabii araca ki. bakın hem temizliyor hem arkada tuzluyor. Arkasını görüyor musunuz? Evet evet. E, tuzluyor gidiyor ne kadar Tuzlayınca yani. zaten kaymıyor o şekilde. Tabii bu sokaklarda, bu caddelerde 5-10 tane Ankara'da dolaştırsanız Hı -hı. E, efendim akşamdan 1-2 saat. Ki Ankara'da saat, kar... Olur yani bayağı. Olur tabii. Çok ciddi kar yağar. Dedim ya ben dün de bir vatandaşa size mi söyledim? Yok ben programda söyledim. <laughs> Benim küçük bir kızağım vardı. Benim değildi bir arkadaşın. Bir gün o e, heykelin oradan bir vurdum e, şeye kadar geldim. gerçek Kızakla. parkı var ya tam evet. durmak mümkün değil. İyi ki oradan uçmamışım yani. Eyvah. E bilmiyoruz da öyle de kar yağar yani. Her taraf yemyeşil buz olur. Soğuğu da ayazı da çok fazladır. Neyse bu ara, bu araba duracak herhalde. Hadi bakalım eski bu. Ne diyorlardı bunlara bu araçlara? Tofaş. Tofaş. Evet, durur inşallah eski araba. Bir evet. yerde dur be kardeşim Evet, ilk karı... ya, Ankara. Ya düştü evet. Ankara'ya ama böyle ama inşallah, olaylar olmasın tabi. Tabii inşallah Tuzlantı, tedbirler alınır tedbirler bundan alınsın. sonra. Evet. Bir musibet bin nasihatten evladır. Evet. Şimdi Sayın Mansur Başkan orada bürokrasi toplamıştır. Onlarla bir toplantı yapmıştır. Arkadaş niye böyle yakalandık falan? O Evet ama yani bir haberimiz yoktu falan değil. Bir hafta, 3-4 evet. gün önceden artık meteoroloji söyledi. Meteoroloji her şeyi ne dediyse de çıkıyor zaten. Evet genelde çıkıyor ama yanıldıkları da uyuyor. Oluyor, oluyor. Oluyor Evet. O ayrı bir şey. Mesela bugün İstanbul'da ciddi bir fırtına var. Fırtına Yani evet. 75 kilometre saatte. şu anda ben sabahtan beri buradayım. Sabah yoktu. Şimdi ama var mı? Yani öyle yoktu. Biraz ha. önce de baktım başlamış ama. Başlamış Yani mı? saatte ben 75 de kilometre çok... hızla esecek çok bir şey. Bir rüzgar dikkat etmek lazım. Bilhassa köprüleri takip eyvah, eden, eyvah. karşıya geçenler evet, dikkat et. Dikkat. Evet. Aman dikkat. Evet devam ediyoruz. Tasarruf için musluk aparatı dağıtılacak. Evet İstanbul'un 3 aylık suyunun kaldığı belirtiliyor. Hmm. İSKİ İstanbullulara perletör adı verilen musluk aparatlarından dağıtacak. Aparat su tasarrufunun yanı sıra faturalarında düşmesini sağlayacak. Evet %21'e kadar düştü biliyorsunuz barajlar. Evet. Son 10 yılın en düşük seviyesi olduğunu belirtiyorlar ee, ve ikide sık sık aman tasarruf yapın, tasarruf yapın diye de çağrıda bulunuyor. Ee, bakalım bu aparatlarla ne olacak? Ama bir taraftan da e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da şu an için su kesintisi problemi gözükmüyor diyor. Evet, şimdi benim A, B, C planlarım var diyor Başkan. Hı hı. Şu anda böyle bir şey görünmüyor, böyle evet. bir tehlike görünmüyor ama mutlaka tasarruf etmemiz evet, lazım. Kesinlikle. Eğer bunu yapamazsak bu tehlike görünür. Halkı ciddi bir şekilde heyecanlandırmamak için de efendim ne diyor? Benim A ve A B C planlarım var diyor. Hı -hı. Neden? Çünkü e, İstanbul halkı e, hakikaten susuzluk çekti. O muslukların tıs yaptığı bizim ya. cami avlularında ya da gün içerisinde, hafta içerisinde iki gün su veriyorlardı. O suda üçüncü, dördüncü katta oturuyorsanız çıkmazdı zaten. Parodiler de var. Hı hı. Biliyorsunuz şeyin yaptığı parodiler var falan. İskimiz falan hı, diyor. Sabun Levent Kırca'nın. Kırcan evet. O, o belleklerde yer ediyor. Belki evet. şu anda 30-35 yaşında olanlar, 30 yaşında olanlar tam olarak anımsamıyor. Hatırlamıyor. Bilimler, evet. Ama 40 yaşında olanlar 80 yaşına kadar yahu acaba gene su olmayacak mı? Şimdi öyle günler vardı siz o zaman İstanbul'da mısınız bilemiyorum tabii. Hakikaten Değil. bilhassa toplu taşım araçlarında çok kötü bir koku vardı. Bunu hmm. niye söylüyorum? Bak pandemiyi yaşıyoruz. Hı hı. Yani bir mikroba bir bulaşa daha yakalanmamak için dua edelim. Evet. Bu su bize yetsin aman, ve aman. mutlaka tasarruf edelim. Başkan musluğu bekliyoruz valla. Musluk aparat aparatını gönder. evet. evet e, süt ekmek mutlaka geldi gitti ama bizim ihtiyacımız yok. Ve fakat benim de ihtiyacım var. Belki ben bu aparatı arayıp bulamam. Bu aparat mutlaka bir ihale yapıldı. Bu aparat gelecek. Evde takalım efendim. Yani bütün hemşerilerine mi verecekler? Yoksa birilerine verecekler, birilerine vermeyecekler mi? O da önemli. Yani İstanbul'da yaşayan her aile için böyle bir aparat verilecek mi, verilmeyecek mi? O biraz muamma. Yani... E Hibe mi edilecek yoksa parayla mı alacağız? Bence hibe edilecek. Değil mi? Yani bana da öyle bu, geldi o, haber. Bu haberin ayrıntısı Yoksa parayla hepimiz bir yerlerde arar belki buluruz ama sanki belediye bunu ciddi bir şekilde araştırmış. Evet. Umuyorum. Ben de öyle ediyorum. umuyorum. Bu çok yararlı, çok faydalı. Bir de tasarrufu sağlıyor. Kesinlikle. Ee, önemli. Ben aparatı bekliyorum efendim. Gönderin takıcıyım. Evet. <laughs> Peki devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Bursa'nın turizmine katkı sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonun tamamlanan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımı ile yapıldı. Evet, Yeşil Cami ve Türbesi'nin hemen yanı başında bulunması sebebiyle Türk İslam Eserleri Müzesi şehrin turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Ne kadar güzel değil mi? Dışarıdan gelenler, şehirde yaşayanlar, Gelip görecekler atalarımızın eserlerini. Kesinlikle. E, çok önemli bu. Çok ihmal ettik. Yani yıllarca ihmal ettik. Amaçların dışında camileri, Efendim mescitleri, külliyeleri neyse kullandık. Ama artık maksatlarına uygun bir şekilde kullanılması lazım. Şaheserlere bakın. Evet, çok. Neler var. Çok güzel bir şey. O dibek mi? Ayran hani dibek diyorlar hmm. ya orada o eski usul katılarımız yayık, yayık. yayık. mı? Ha. Yayık ya, ayran. Dibek ayranı ha. diyorlar ya yayık ayranı falan çok neyse. Güzel. Evet. Şu şu şaheserlere bakın ya. Alem buna hayran olur hakikaten. Turistlerin ağzı açıkta kalır evet. ya o ne. El evet, sanatlarına mi? bakın. Şurada şeyler vardı demin gösterdi geçti o çok güzel. Bastonlar bastonlar. Hmm. Müthiş bastonlar bakın şeyler var. Bakır. Bakırlar, evet. Atalarımız ne güzel işlemişler. Ya, çok da mi? sıhhatli bakırlar. Evet. Buyurun. Bunlar da kavuklar. ilmek. ilmek. Evet, ya. Çok, gerçekten çok güzel. Müthiş bir şey. Yani bunlar niye bir çöplükte, yanda, çürümüş diye falan. Tabii tabii. İşte e, Hazreti Mevlana'yı temsilen şimdi o şeyler, e, bunları takıyorlar ya. E, o da var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu. Hmm. Bence o semah yoktur yani. Hmm. Ama var diyorlar. Evet. Ee, en son onun üzerine burada yapılan bir tartışma da oldu <göbeeping> bir Mevlevi Şeyhi Gölge <laughs> Kur'an-ı Kerim'i birisi okuyor, Eûzu Besmele ile başlıyor billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Efendi kendini öyle zannediyor, kardeşim diyor bizim bulunduğumuz yerde şeytan mı olurmuş, şeytansız bir yerdir falan, ben <laughs> şeytan her yerde olur, bilhassa böyle sahte şeyhlerin dibinde olur şey, şeytanınız bol olsun diyelim ne diyelim <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Peki devam edelim mi? Devam ediyoruz. Buyurunuz efendim. Efendim, şimdiki haberimiz bu teknede şehit çocuklarına balık ekmek bedava. Mersin'de Çamlıbel balıkçı barınağında balık ekmek satışı yapılan bir teknedeki şehit çocukları bu bu tekneden ücretsiz yemek yiyebilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir. Yazan tabelayı görenler duygularını gizleyemiyor. Evet, çok, şimdi, çok güzel çok bir güzel. hareket, çok güzel bir davranış. Evet, şimdi ben hep böyle çok eskiden yani. Bakar mısınız şu yazının güzelliğine? Evet. <laughs> Kaptanın yeri. Kaptanın ya. yeri güzel. Orayı yakaladım. Bakın, zaten kaptan tabii. Bedelleri babaları tarafından Ayy. ödenmiştir. Çok tabii çok güzel, yani. çok duygusal. Nasıl mesaj değil ya. mi? Siz zaten ödediniz kardeşim. Evet. Karnınızı duyurun. Kaptan. Burada bir, bir hanımefendi. Lütfen şey yapmasınlar. Şimdi ben eskiden İstanbul'da Gülhane'ye, siz de belki hatırlarsınız. Gülhane çok güzel bir yer. Evet. Ya orada işletmeler vardı. Gülhane'ye tarihi mesire yerine birçok önemli orada hava alıyorsunuz. Oraya girdiğinizde lahmacun kokusu, hmm. yanık şey yağ kokuları evet. geliyordu. Ben kafama koydum hmm. bunu. Söyleye, söyleye. Evet. Şükürler olsun şimdi yok. Ha. Şimdi insanlar rahat bir şekilde dolaşıyor. Emin önünde yalnız o balıkların bu şekilde evet. balıkçıların kaldırılması ki onlar tarihi şeylerinde yapıyorlardı. Ben biraz üzüldüm. Onlar da üzüldüler. İşte bakın ne kadar güzel burada. Ya, Mesaj ol. da çok güzel. Evet, çok güzel. Tabi. Şimdi... Ya herkes böyle bir işin ucundan tutsa zaten. Yani. Herkes elinden geldiğince ama. Ya, yani şimdi bir restoranda gidiyorsunuz hemen o Galata Köprüsünün altında güzel restoranlar evet, var. Şimdi evet. orada yiyeceğiniz bir balığın bir fiyatı vardır. Bir de orada hemen emin önünde orada demiştim el, tek bu teknelerden tekledi. teknelerden aldığınız bir balığın fiyatı var. E, çok ucuz, çok güzel. Turistler daha çok beğeniyorlardı, kesinlikle, yiyorlardı kesinlikle. şehrin e, tadı diye. Evet Evet. Peki devam ediyoruz. Bunlar hep hayatın içinden geçen evet. haberler. Anadolu magazin dediği diyor tabii. Gerçekten tabi. öyle. Evet. Mardin'e gideceğiz şimdi. Gidelim. Müziğin ritmiyle bakırları işliyor. Mardin'de bakırcı <laughs> ustası 37 yaşındaki Abdülhamit Özcan bakırları müziğin ritmine uyum sağlayarak işliyor. Çocukluğundan beri bu işi yaptığını kaydeden Özcan hobi olarak müzikle ilgilendiğini bu nedenle de bakır işlerken müziğin ritmine uyum sağladığını söyledi ses de duyalım Fırat'cığım. Bakalım nasıl o ritim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Aa ne güzel. Bakır işliyor bu. <laughs> hem bakır işliyor hem Bakır, gümüş. gümüş, gümüş de var. Fakat Şahmaran çok ilginç ya. Şahmaran'ın hikayesi çok, var tabi. O, evet. En çok o figürleri de yapmış. Demek ki yörede ya da turistler de ilgi, görler. Turistlerin de ilgisini çekiyor. Alıyorlar. Biliyorsun. Bunu en çok da zaten bu şeyleri, bu eserleri şeyler alıyor. Turistler alıyor. İçeriden de dışarıdan da turistler alıyor hakikaten. Evet, evet adam e... kendini kaptırmış gidiyor. <laughs> Aynen öyle. Ee, Fıratçım bir haberimizi daha girmek istiyorum. Güzel görüntülerle bitirelim. İstiklal Caddesi'nde gün batımı hayran bıraktı. Gün batımının oluşturduğu manzara izleyenleri mest etti. Gün batarken kızıl ve mor tonlarına bürünen İstanbul semaları kartpas kartpostallık görüntüler oluşturdu. Evet. Bakalım istiklere Çok gidelim. Çok güzel. Biraz önceki ustama İstikler benim tavsiyem caddesine. artık yani sessizlik ve sa sadelik moda. Ha. Ona tavsiye ediyorum. Ama kafası şişer. çekiyormuş evet, o da. Evet, gayet tabii. Yani kafası şişer akşama kadar bu ritmi dinleyerek ben ona sadeliği ve sessizliği tavsiye ediyorum. Bilemiyorum. Uyar ya da uymaz. İstanbul'un güzelliği ne? burada. Şimdi de İstiklal yani. Caddesine sakinlik işte alın size evet. sakinlik. Buyurunuz efendim. Ya böyle görür müydü İstiklal Caddesi? Kimse yok. Sessiz, Hayır, sedasız. Insan var yine. Oo. E var. Bakın var. şimdi buyurun efendim. Evet. kalabalığı gördük. Bize tavanı gösterdiler tabii. <laughs> ben de zannettim ki bomboş sokaklar çekmişler tabii. ama yine dikkat dikkat. Sosyal mesafe, hijyene, e, mesafenize lütfen dikkat edin. Evet efendim. Evet Atabeyciğim, ikinci ben, bölüme geçeceğiz programımızın. Tabii. Ee, Çok teşekkür ederim. Ben sizi size. izleyeceğim, takip edeceğim ama ben nöbetim bitti. <laughs> Burada bana ayrılan sürenin sonuna geldim. E sizi bir taraftan da izleyeceğim. İnşallah pazartesi günü tekrar birlikte evet, olacağız. Ben de size iyi hafta sonları dinliyorum. Gerçi sizin programlarınız devam ediyor ama iyi yayınlar diliyorum Bilim size Bil mukabele. Çok, evet, teşekkür çok teşekkür ederim. Ara Sağ olun. Evet şimdi sizlerden kısacık bir ara rica edeceğim. Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücre tedavisini anlatacak. Ayrılmayın.